Şimdi bildiğiniz gibi mekanlar insanları şekillendirir. O mekanda yaşayan insanlar o mekana benzerler. Toplumlar da orada yaşayan kentlere benzer. Kentler o toplumda yaşayan insanları şekillendirir. Ankara'da bir aks var, bir ana aks var. Biz buna Cumhuriyet aksı diyoruz. Esenboğa'dan başlayıp Ulus Çankaya'da sona eren, içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bakanların, genelkurmay başkanlığının yer aldığı Cumhuriyet aksımız var. Şimdi son yıllarda özellikle yapılan çalışmalarla külliyenin hemen önünde, kaçak sarayın hemen önünde Eskişehir yoluna bakanlıkların ve çok kıymetli devletimizin önemli kurumlarının taşınmaya çalışılması gibi bir girişim söz konusu. Buna izin vermeyeceğiz. Niye izin vermeyeceğiz? Çünkü başkanlık sistemi, yani dikta rejimi öncelikle mekanla getirilmek isteniyor. Yani iç tüzük değişikliklerinden önce, anayasa değişikliklerinden önce başkanlık sistemi mekanın, kent planının, Ankara'nın kent planının değiştirilmesiyle getirilmek isteniyor. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum çok kıymetli milletvekili arkadaşlarımız. 10 Ekim gar patlaması dahil olmak üzere yapılan bütün saldırılar, bütün terör saldırıları bu hat üzerinde oldu. Gördüğünüz gibi Kızılay ve İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırı, askeri lojmanlara yapılan saldırı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan saldırı bu hat üzerinde yapıldı. Amaç bu hattın boşaltılması, mümkünse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boşaltılması ve bütün çalışmaların külliyenin ya da kaçak sarayın elinin altında ya da yakınında bir yerde yapılmaya çalışılmasıdır. Şundan hiç şüpheniz olmasın. Bizler Atatürk'ü, demokrasiyi, cumhuriyeti ve Atatürk Cumhuriyeti'ni savunanlar dikta rejimine de başkanlığa da geçit vermeyeceğiz.